Hani böyle işte portakallıydı, sadeydi. Bunlar zaten bildiğimiz gazoz çeşitleri. Bunun dışında işte daha havalı mesela ballı zencefilli, bademlisi var, damla sakızlısı var, nane limonlusu var. Say say bitmiyor. Çünkü bu küçük dükkanda Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen tam 230 farklı gazoz bulunuyor. Ben şu anda 230 çeşide sahibim ama bunu 250'lere, 260'lara çıkartacağız inşallah en kısa zamanda. Yeni gazozlarımız gelecek. Bunlar da Ege bölgesinden. Gazoz firmaları babadan oğula, dedelerimiz içtiği gazozları, babalarımız içtiği gazoz, hatta bizlerin içtiği gazozları çocuklarımıza yansıtmak amacıyla, yerli üretimi desteklemek amacıyla. Şimdi burada hiçbir yabancı menşeli gazoz yok. Hep yerli üretim. Yerli gazozlarımızı destekliyoruz. Burası İstanbul Fatih'te Yasin Yapıcı'nın işlettiği ve sadece gazozların satıldığı bir dükkan. Vitrinde duran rengarenk şişeler adeta bir davetiye. Zira görenler içeri girmeden yoldan geçmiyor. Gerçekten duygusallaşıyorlar yani o gazozu gördüğüm zaman diyor işte çocukluğum aklıma geliyor. Veya işte babasıyla içtiği gazoz aklına geliyor. Bu tip böyle çok gelip de beni tebrik eden arkadaşlar çok oluyorlar. Elimizden geldiğince çeşidi çoğaltmaya çalışıyoruz. Ya istiyorum ki böyle bizim yerli üretim gazozlarımız her yerde olsun. Burada bir memleket hasreti de görüyor. Mesela gelen 37 Kastamonu gazozlarına geliyor. 78 Karabük'te Safranbolu gazozlarına geliyor. Siirt'ten gazozlarına geliyor. Yani özellikle gelip iş yerine, pastaneye olsun, gazozcuya adam özellikle 37 Kastamonu gazozunu alıyor. 1970 ve 1980'li yılların en meşhur içeceklerinden biriydi gazoz. Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle yeniden hareketlendi ve kendini hatırlattı. Şimdilerde çocukluğuna dönmek isteyenler veya bu nostaljiyi yaşamak isteyenler bu küçük ve samimi dükkanların yolunu tutuyor. Can abi koleksiyoncu.